Herkese merhabalar. Benim güzel takipçilerim, kanalıma yeni gelen değerli misafirleri, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine bir sardunya videosuyla geldim. Bugünkü videomuzda sardunyalarımızda oluşan yaprak hastalıkları, yaprak sararması ile ilgili sizlere kısa olarak bilgiler vermeye çalışacağım. Sardunyalarımıza baş veren yaprak hastalıklarına hangi vitaminle karşısını almış oluyoruz? Sardunyalarımızın yaprakları neden sararıyor? Birinci olarak kalsiyum vitamini, demir vitamini yetmediğinde sardunyalarımız stres geçiriyor ve yapraklarını sarartmaya başlıyor. İkinci olarak arkadaşlar, çiçeklerimizi geç geç suladığımızda yaprakları sararmaya başlıyor. Şu an yaz aylarındayız. Geç suladığımızda çiçeklerimiz stres geçiriyor ve yapraklarını sarartmaya başlıyor. Sardunyalarımızın yaşlı bir bitki olduğunda da yaprakları sararabiliyor. İlk önce ben hatam sulamadan oldu arkadaşlar. Bakın ben bugün sizlere ne ile geldim. Bugünkü videomuzun konusu zerteçal zelteçalın içerisinde olan vitaminleri saysak sayı bitmez içerisinde olan antioksidan özelliği yüksek miktarda var çeklerimizin yapraklarına ve köklerine gelen hastalıklardan rahat bir şekilde koruyor Eğer 15 günde bir kere yapraklarına püskürttüğünüzde köklerinden verdiğinizde çeklerinizde bu durum olmayacak çeklerinizin yaprakları sararmayacak dallarından dal siyahlaşma hastalığına bulaşmayacak arkadaşlar. Ben bu aralar yapmadım. Bu aralar dediğimde 3 ay yapmadım arkadaşlar. Sardunyalarımı korumaya almadım. Şimdi sizlere yapımını göstereyim. 1 litre dinlenmiş suyumuzun içerisine bir çay kaşığı zerdeçal koyuyoruz. Bu karışımı güzelce karıştıracağız. Su ile birbirine karışmasını sağlayacağız. Diğer kolumu alayım. Evet güzelce şimdi karıştıracağız her tarafını birbirine karışmasını sağlayacağız daha sonra çeklerimize püskürteceğiz ben çeklerimin köklerinden bugün vermeyeceğim 15 günden sonra köklerinden vereceğim arkadaşlar bugün yapraklarına vereceğim çeklerimizin 10 gün 15 gün aralığıyla yapraklarına püskürttüğümüzde çeklerimizde hastalıklar olmayacak bunu da söylemek istiyorum sizlere. Bu işlemi yaparken çiçeklerinize tüm çiçekler için aynı şekilde geçerlidir. Akşam saatlerinde hava kararmaya başladığında yapın. Bu şekilde güzelce süzeceğiz. Bunun süzmemizin sebebi fıs şişemizin gözünü kapatmaması için süzüyoruz ve püskürttüğümüzde rahat bir şekilde püskürtebiliriz süzdüğümüzde. Bakın bu şekilde güzelce süzeceğiz daha sonra o suyu çiçeklerimizin yapraklarına püskürteceğiz köklerinden verdiğinizde süzmenize gerek yok arkadaşlar sadece köklerinin nemli bir toprağına verebilirsiniz akşam saatlerinde yapan işlemi yaparken şimdi şişemizin içerisine dolduralım güzelce çiçeklerimizin hastalıklarından kurtulmuş olalım Evet. Bu şekilde de güzelce doldurduk. Şimdi birlikte çeklerimizin yapraklarına püskürtceğiz. Önce bunu kaldıralım. Bu şekilde her tarafını ıslatacağız. Yaprak altına, gövdesine her tarafını güzelce ıslatacağız arkadaşlar. Bu işlemi yine söylüyorum. 10 gün veya 15 gün aralığıyla yapın. 15 gün aralığıyla da köklerinden yapın arkadaşlar. Zerteçal çiçeklerinizin hastalıklardan rahat bir şekilde koruyor. Yaprak sararmasından rahat bir şekilde koruyor. Ben bu aralar yapmadım. Demin dediğim gibi hatalarım oldu. Misafirim var idi. O yüzden yapmadım. Çiçeklerimle ilgilenemedim. Bu şekilde güzelce yapıyoruz. Çiçeklerimizin hastalıklardan korumuş oluyoruz. Bu işlemi menekşelerinize yaptığınızda iki çorba kaşığı sadece köklerinden besleyebileceksiniz. Orkidelere yaptığınızda hava köklerinden ve yapraklarından besleyebilirsiniz. Orkidelerin göbek kısmına toplanan suyu kurulamayı unutmayın arkadaşlar. Eğer kurulamasanız mantar hastalığına bulaşabiliyor. Çok nem kaldığında. Diğer salon bitkilerinize de verebilirsiniz. Köklerinden ve yapraklarından verebilirsiniz. Zerdeçalın içerisinde iyi olan vitamin çiçeklerimizin bütün vitamin ihtiyacını karşılamış oluyor. Kestiğiniz dallarının kesilen yerine de sürebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü mikrop kapmayacak. Zencefil gibi zerdeçal tarçınla aynı şekilde korumaya alıyor çiçeklerinizi. Bu şekilde bakım yapıyoruz. Çiçeklerimizi hastalıklardan korumuş oluyoruz yeniden güzelleştirmiş oluyoruz. Ben bilerek çiçeklerimin bazılarını sulamadım. Yaprak sararmasına sebep oldum. Çünkü sizlere bilgiler vermek için. Eğer ben söylesem sizler o kadar bilgi alamazsınız arkadaşlar. Göstererek yaptığımda yeniden güzel bilgiler elde etmiş olacaksınız. Bu şekilde bakım yapıyoruz. çiçeklerimizi korumayı alıyoruz. Bu çiçekleri ben bir 15 günden sonra sizlerle yine paylaşacağım. Yapraklarının güzelleştiğini göstereceğim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi yaşlı bir bitkileriniz olursa yedekleyin. Yeniden çoğaltma yapın. Yaşlı bitkilerinizi artık güzel çiçek açmayacak. 2 yıldan bir çiçeklerinizi yedekleyin arkadaşlar. Bu çiçeğim Genç bir bitki. Güzel tomurcuk çıkarmaya başladı gördüğünüz gibi. Sonbaharda en çok ben kalsiyum vitamini, potasyum vitamini veriyorum. Çiçeklerimizin hastalıklardan uzak tutmamız için ve köklerinin güçlü salması için, yeni aktif köklerini çıkarması için bu vitaminleri vermemin sebebi arkadaşlar. Kalsiyum vitamini veriyorum ki kökler yeniden canlanmaya başlasın, yeniden güzelleşmeye başlasın. Kalsiyum vitamini, potasyum vitamini yumurta kabuğundan bulabiliyoruz. Muz kabuğundan potasyum vitaminini bulabiliyoruz. Doğal olarak nemli bir toprağına veriyoruz ve çayını yapıp veriyoruz. Meyve çayı veriyoruz. Çeklerimizin hastalıklardan rahat bir şekilde koruyabiliyoruz. Bu şekilde sararan yaprakların da üzerinde koymayın arkadaşlar. Bunu budayın gücünü almasın. Yeniden canlanmaya başlasın çiçekleriniz. Bu şekilde güzel bakım yapıyoruz. Çiçeklerimizin yapraklarını hastalıklardan korumuş oluyoruz. Topraklarına mangal kömürü de dikin arkadaşlar. Mangal kömürünün içerisinde antioksidan özelliği var. Oksijen yüksek miktarda var şekerlerimizin köklerinden ihtiyacı olan oksijeli mangal kömüründen verebiliriz. Bugünlük de bu kadar olsun. Umarım sizlere güzel bilgiler vermişimdir. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. Yeni bilgilerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın.